Evet, saygıdeğer kardeşlerim. Ufak çaplı bir eğitime daha hoş geldiniz. Şimdi bugün Dribbling Challenge haritasını göstereceğim size. Bir atölye haritası. Hani Steam arayüzünden girip atölyeye tıklayıp Rocket League atölyesinde Dribbling Challenge 2 derseniz bu map'e ulaşabilirsiniz. Burada şimdi sınırsız nosumuz olacak. Ben tabii bu 30 level sanırım. Ben yani 30 level'a kadar geldim ama o kadar şu an gelebilir miyim bilmiyorum. Şu an bodoslama gece geç bir saatte bu videoyu çekmek istedim. Şimdi amacımız topu hiç yere değdirmeden sürmek. Yere değerse zaten gidiyor top. GG. Şimdi hiç dribble yapamayanlar için, yani air dribble değil bu. Sonuçta dribbling ne demek? Yani top sürme, yani atak, yani topu sürme. Biz yerde topu sürmeye çalışacağız bu şekilde. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Onu göstereceğim. Şöyle bırakayım topu. Şimdi burada yaptığım olay şu arkadaşlar. Topu bir kere üstüme aldıktan sonra, top üstümdeyken hiç gaza basmaya basmıyorum. Yani ileri tuşuna basmıyorum. W tuşuna hiç basmıyorum. Sadece sağ sol yapıyorum ve nosa basıyorum. Olayımız bu. Bakın hiç gaza basmıyorum. İlk bir başta bastım. Sonra hiç gaza basmadım. Sadece klavyenin sağ sol tuşları ve nos. Bu ayarı, dengeyi tutturabilirseniz topu istediğiniz gibi, gördüğünüz gibi sürebilirsiniz yani. Bak, bastım, topun dibine girdim. Önce W'ya bastım. Sonra topun altında sadece sağ sol yaparak, bir de nosa basarak. Nos bas bırak, bas bırak, bas bırak. Hop, geldik. Şimdi burada biraz yavaşlamam lazım. Önümde engel var. Hop, geçemedim. Bir daha. Topun altına girdim. Yavaş yavaş. Burada olay denge arkadaşlar. Şu dengeyi kuracaksınız. Şu bak. Topun hızına göre. Yavaş yavaş. Böyle. Ya yani burada size yani top kontrolünüzü ciddi anlamda geliştirir ki bunu yaparsanız, bunu yapabilirseniz çok güzel şutlar da çıkarabilirsiniz. Yani top üstünüzdeyken bir anda çalım atarsınız. Ne bileyim, daha hızlı şöyle bir şut atarsınız. Yani top ciddi manada hızlanır. Bir de arkadaşlar, ben burada böyle patır kütür geçiyorum. Ben bunu ilk yaptığımda yani ciddi manada zorlanmıştım. Hani nasıl diyeyim, kaç saat harcadım gerçekten bilmiyorum yani. Çok harcamışımdır. Öyle ben tabii oyun sonuçta, yani oyun gibi bakıyorum buna, hani bir challenge. O yüzden hani her gün girdim şu kadar saat çalıştım demiyorum. Öyle bir amacım yoktu ama böyle arada bir eğleniyordum yani. Deniyordum, geçmeyi deniyordum. Kendimi geliştirmeyi deniyordum. Mesela şu zıplamayı kim bilir kaç kere denedim yani, o boşluktan zıplamayı. Şimdi yüksekte bir alan var. Bak, yapamadım. Şimdi bu da sonraki seviye. Bak, şunu yine yapamadım. Şimdi amacım şu topu hafif şöyle şu hareketi yapmak ama daha yükseğe tabii. Şöyle. Yine yapamadım. Şöyle deneyeyim. EQ ile deneyeceğim şimdi. Olmadı. Yani bazen mesela tekte geçiyorum burayı. Bazen böyle darlanıyorum. Yani kimisi de şunu yapıyor arkadaşlar. Yani bu kadar yetenekliyseniz zaten yani bu kursa girin, bu challenge'a girmenize gerek yok. Mesela alıyor topu. Şöyle havaya bir kaldırıyor. Şöyle air dribble yaparak sürüyor topu havaya doğru. Onu becerebilirseniz zaten artık bir üst seviyesindesiniz yani. Ne? Ama buna eğitim olarak demeyeyim de, hani ufak çaplı eğitim dedim ama ismine. Aslında oyun gibi bakın. Arada bir girin, geçmeye çalışın. Kendinizi deneyin. Lan geçmiştim, yeniledim mi ya? Bu arada benim yenileme tuşum mouse. Mouse'un yan tuşu. O yüzden böyle hızlıca yapabiliyorum. Böyle basarsanız yeniler. Geçtik. Top sürerken top kamerasından çıkmanızı tavsiye ederim.
Ama yani öyle sürebiliyorsanız da sıkıntı yok. Evet, güzel indirdim. Mesela bunu da çok uzun sürmüştü burayı geçmemde. Lan doğadan çıktık ya. Burada olay denge. Bak, dengeyi kurdun mu hop geçersin. Şimdi burada biraz da hız lazım. Evet, güzel. Şimdi burada olay şu arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim. Yani bu klavyeyi göstermeye bile gerek yok. Normalde koyuyorum alt, sol alta biliyorsunuz. Ama burada gerek yok çünkü bak hiç direkt söylüyorum size. W normal ileri gitmeye W. Ben mesela şu an ileri gidiyorum bak. NOS'a basmıyorum değil mi? Ben bu tuşa basmıyorum top sürerken. Top sürerken böyle yapıyorum. Bak hiç W'ya basmadan sağ ve sol tuşlarını bir de NOS'u kullanıyorum. Ya bu şekilde topun kontrolünü üstünüze daha rahat sürebiliyorsunuz topu. Burada amaç topu üstten geçirmek. Bakalım. Orada farkındaysanız top kamerasını aldım çünkü görmek istedim. Yani alttaki izden de şu topun bıraktığı izden de takip edebilirdim. Ama onu yapmadım. O da zor bir bölümdü bu arada. Evet, şimdi bir zor bölüme daha geldik. Burada şöyle bir müsaade etmişler. Şurada top düşmüyor. Hani bence ilk versiyonunda böyle değildi. Sonra düzelttiler. Burada topu şu şekilde süreceğiz. Ve şurada gördüğünüz alana geleceğiz topla birlikte. Yani çok zor. Evet, zor kontrol ettim bayağı. Bir de burada yol da uzun. Evet. Güzel. Burayı da geçtik. Level 17. Bu da zor. Çünkü yani diğeri kadar zor olmasa da şimdi bu arada level 16'da fark ettiyseniz top kamerasına geldim yine. Çünkü şey yapmam lazımdı. Yani orada yine topu görmem lazım. Yani topla hizalı bir şekilde yükselmem lazımdı. Şöyle. O yüzden top kamerasını aldım tekrar. Geri geldim. Şimdi burada da bayağı bir engel var. Burada bunları oynadıkça geçeceksiniz arkadaşlar. Zıplarken mesela top tam üstüme geldiğinde zıplatıyorum topu. Bunu geçemeyeceğiz zaten. Mesela şöyle geldi. Önce topu sabit tutuyorum. Sonra double jump yapıyorum. Yine W'ye basmıyorum. Havadayken sadece arabayı düzeltmek için W'yu kullanıyorum tabii ki. An sıkıştık altta ya. Bak düştüm bir de haritada. Bak top stabil olsun. Double jump sonra. Bu sefer de çok ileri gittim. Bazılarınız için çok easy gelecek size. Ama mesela ihtiyacı olan olabilir, hani böyle dribble ben biraz daha öğreneyim diyen olabilir. O yüzden çok yararlı bir nasıl diyeyim, challenge, bence yararlı bir challenge. Yani ufak çaplı bir eğitim adı altında gösterebilirim. Ben bunun videosunu çekecektim. Hatta ben de bir challenge yapacaktım. Bakayım kaç dakikada bitirebiliyorum diye. Ama 30. level arkadaşlar hiç geçemedim. Hiç. Yani bir yaklaşık 2-3 saat uğraştığımı hatırlıyorum. Hani toplam süre 30. level'a geldim. Ama geçemedim yani, çok zordu. Dibine kadar geliyorum, yine düşüyorum filan. Gelebilen varsa yazsın yorumlara. Bir de ayrıca hani atölyeyi nasıl indireceğini bilmeyenler de olabilir. Ben yani videoya onunla başlamak istemedim. Zaten ben de yüklü diye zaman kaybetmek istemedim. Bayağı bir zamanım geçecek çünkü level'ları geçerken. Hani bu level'lar kolay da sonraki
level'lar daha kasıntı olacak. Bu kadar kolay geçemeyeceğim. Bunu bile kolay geçemiyorum bu arada. Eğer atölye, yani bu haritayı nasıl oynayacağınızı bilmiyorsanız, dediğim gibi yorumlardan yardımcı olurum saygıdeğer kardeşlerim. Burada da çok köşeden gitmem gerekecek. Bir de hızımı da ayarlamam gerekecek. Yani önümdeki bak, duvar çekilince daha da hızlanmam gerekiyor. Yani onu denk getirmem lazım. Timing acayip önemli burada. Eyvah eyvah. Eyvah, gitti. Gitti. Yani timingi, topun kontrolü benden çıktı yani. Benim kontrolümden çıktı. Çok hızlı sürerseniz öyle olur. Yavaşlamam lazım. Lan lan lan, bak yine gitti. Topun kontrolünü kaybediyor. Evet, güzel. Şimdi geldik 21. bölüme. Dediğim gibi bazı, mesela bu level'ı ben daha 20 dakika mı harcadım şu ana kadar bilmiyorum. Bu level'ı, bu daha doğrusu challenge'ı adamlar 5-6 dakikada bitiriyor. Yani şöyle de yapıyorlar. Mesela şu topu alıyor şuradan. Şuradan air dribble yapıyor. Karşı kaleye kadar gidiyor, sürebiliyor. Ben onu süremediğim için hani ona da kasmadım açıkçası. Şu an dribble çalışmak istiyorum diye. Yani her şeyi kuralına göre bitirmeye çalıştım. Bitiremedim gerçi ama size gelebildiğim level'a kadar göstereyim en azından. Hani nasıl yaptığımı. Yapabilen olursa dediğim gibi haber verin bana da. Mesela bu level da zordu, çok zordu. 21. level'ı ben çok zor geçtim gerçekten. Şimdi 22. level'da şöyle bir şey var. Araba burada normal, W'ye basıyorum şu an. Ama burada normal değil bak. W çalışmıyor burada. Yani çok acayip yani, bak kayıyor gibi, shift basılı gibi. Yani topu şu an sürüyorum. Orada sürmekte zorlanacağım. Bir de topu şeye, yani top hemen nasıl arabanın üstüne alıyorum onu söyleyeyim. Ya burada W'ye basıyorum şurada. Yani burada başlarken W'ye basıyorum. NOS'a da basıyorum. Yani hızlı bir şekilde topa değiyorum. Topa havalanıyor. Sonra NOS'la bu şekilde alıyorum topun kontrolünü. Şimdi burada şurada bir bayır gelince sıkıntı. Bu çizgili alan çok zor. Of, vallahi var ya, geçemeyeceğim sandım çünkü bak zordu. O bölümler çok zor arkadaşlar. Yani ben ilk yaptığımda hatırlıyorum, kafayı yiyecektim yani. Ha tabii, bunları yapa yapa da gerçekten maç içinde de bu tür kontrollerim gelişti, yani daha rahat çalım atabildim. O yüzden ismini ufak çaplı diyorum. Siz anlayın. Şimdi bu bölümde de şöyle bir sıkıntı var. Yani sağlı sollu, engebeli falan tam stabil değil yollar. Ya bunda rahat geçtim. Bak bunda çok zor geçmiştim yani. Şimdi bu burada da yol çok uzun ve engeller de sıkıntılı. Bak çok yavaş geçiyor filan. Yavaşlamak için bak mesela onu da söyleyeyim. Onu anlatmadım. Mesela top çok hızlı gidiyorum. Yani artık şuraya çarpacağım. S'ye basıyorum. Yani frene basıyorum şurada. Top biraz daha, bakın önüme geliyor, görüyor musunuz? Bak önüme geldi top. Hop önüme geldi. Yani S'yi kullanıyorum, yani freni kullanıyorum ama gaza basmayı kullanmıyorum. Sadece NOS kullanıyorum ileri gitmek için. Evet. Bunu ne kadar sürede geçeriz bilmiyorum. Bakacağız. Ondan sıyrılayım diye.
Bak yine gitti. İşte kimisi şuradan topu sürüyor. Sağda kale hemen. Bak şuraya ulaşmamız lazım tam karşımıza. Kimisi buradan topu bir alıyor. Oraya kadar sürüyor zaten. Air dribble yapıyor. Yani öyle de yapmayın bence tavsiyem. Hani yapabiliyorsanız yapın tabii. Yani rekor kırın mesela ne bileyim. 5 dakikada 6 dakikada bütün 30 level'ı geçin ama bunu hani onu yapabilenin zaten böyle bir challenge'a ihtiyacı yok. Hani böyle bir eğitime ihtiyacı yok. Ben ufak çaplı eğitim başlığında burada top sürmenizi geliştirin arkadaşlar. Hani var ya bak orada çarptım ya. Çarptım dibine kadar gelmişim. Son üçgende patladık. Bir de bu arada arkadaşlar işte 24. level'da, geçtiğim level'da şöyle şu üçgenlerin ne tarafından gideceğimi ya önceden hesaplıyorum ki ona göre diyorum. Yani onu o timing'i yakalamanız lazım bunları geçerken. Şimdi burada da çok ince bir yol var. Aynı bir önceki level'lardaki gibi ama orada kalın bir yoldu. Burada ince bir yol var. Bir de hem sağ hem sola dönüş var şu karşıda bitiş çizgisi. Bu da çok zor level. Yani zor level'lara artık geldik. Yani benim çok zorlandığım level'lar hep zaten 16'nın 17'nin üstüydü. Abi orada işte topu çevirmek biraz sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Güzel. O bölüm dediğim gibi çok zordu. Oraları dönmek biraz sıkıntı. Şimdi bu bölümde de ilk level'lardaki gibi topu havadan sürüp devam edeceğim ama çok gördüğünüz gibi yolda bak çok boşluklar var. Onlar biraz sıkıntı. Çünkü sona doğru yaklaşıyoruz. Level 30'un üstü yok diye biliyorum ama yoktu sanırım ya aynen. Eventful'ı falan izlemiştim. Ben nereye ne yaptım ya? Eventful'ı falan izlemişim 30'da bitiriyordu sanırım da. Ben zaten o 30'u birkaç kere denerim sonra uğraşmam çünkü zordu yani. Oraya hani geçebilsem daha önce diyeyim ki size videosunu çekeyim hani geçene kadar hızlı çekimde kesip göstereyim diyeyim ama yok yani 2-3 saat uğraşmıştım yok geçemedim yani. Burada da olay işte o topun hızını kontrol etmek lazım. İşte orada sola alayım derken top kayıyor. Resetliyorum ben de. Biraz yavaş gitmeyi deneyeceğim. Yine sola alamadım topu. Double jump'ımı yaptım. Topun altına girdim. Yok. Bu arada illa double jump değil. Ben böyle anlatıyorum ama. Yani hızınıza göre. Yani tek jump'ta da yani biraz hızlısın mesela. Tek jump'ta da böyle geçersin. Kontrol edebiliyorsan. Ben sadece yavaş gidip double jump ile halletmeye çalışıyorum işi. Olduğu kadar. Mesela orada double jump gereksizdi. Çok hızlıydım çünkü.
İşte bu level'lar arkadaşlar sıkıntı. Yani buraya kadar iyi bile geldim. Ben daha uzun sürer diye tahmin ediyordum. Buraya kadar yine o önceki level'larda çok takıldığım olmuştu benim yani. Orada da yani double değil de tek jump yapayım dedim. Olmadı. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu sabır işi. Öyle Rocket League gibi oyun mekanikleri böyle nasıl diyeyim, hani komplike de değil aslında. Basit bir oyun makineleri var ama cidden onu kurgulamak, hani onun eli reflekslerin alışması zor. Yani öyle hemen 100 saat oynayayım, her şeyi yapayım olmuyor maalesef. Eliniz alışıyor. Ha biraz daha yetenekliyseniz tabii ki daha iyi şeyler yapıyorsunuz ama bu işler izlemeden, hani benim izlenmemden bahsetmiyorum, ne bileyim profesyonel oyuncuları, işte yayın yapanları, yeni şeyler bulanları izlemeden olmuyor maalesef. Hani bir FPS oyunu gitti, Valorant çıktı mesela. Ha, oturduk oynadık. Vurabiliyoruz da yani, öyle hani çok mükemmel değiliz ama sonuçta bilmem kaç sene CS oynamışız. CS 7.0'ı hatırlıyorum yani. Betasız. Valorant da normal geliyor tabii ki. İşte CS gibi FPS oyunu ya. Bu ama bambaşka bir şey arkadaşlar. O yüzden işte ben şunu yaptım olmuyor filan demeyin. Sabır işi, oynayın. Siz eğlenmenize bakın. Zamanı gelince zaten olur. Şunu bir bakayım, bir daha geçmeye çalışıyorum. Kaç dakikadır uğraşıyorum bilmiyorum ama. Çok benim hizamdan kaçtı. Yine çok önüme düştü. O düşecekti zaten. Yavaş yavaş çok hızlanıyorum ya. Acele ediyorum, hani video çok uzamasın istiyorum. Oluyor. Yavaş olunca oluyor. Top işte biraz frene basayım dedim. Bu sefer de çok acele ediyorum. Yine yavaş. Çok sert gitti top. Niye öyle oldu? Lan nereye gidiyorsun ya? 26. bölüm. İşte 27, 28, 29. Ya bu işte bu bölümden sonrası da sıkıntıydı ya. Ya 29 da hele bayağı uğraştırmıştı beni. Böyle tekrar tekrar yapınca bak, ilk yaklaştığım gibi böyle yavaş yavaş yapsam halledeceğim belki ama işte sabırlı olmak lazım. Şimdi şöyle topu yavaşça, topu şöyle stabil tutup zıplatabilince oluyor. Ama o kontrol kaybolunca daha top kontrol edemiyorum. Yani etmeye çalışıyorum derken bağlantı kopu gibi. Abi
diğer level'ları da en azından 29'a kadar göstermek istiyorum size. Çok açıktan aldım ya. Güzel. Şu tarafa şöyle biraz. Hah, şöyle bakayım. Onun yavaşı tabi. Ya orada mesela topa dönük de işte dediğim gibi İlla böyle yapacaksınız bir şey diye bir şey yok. Ben başlangıç için söylüyorum. Topu havada sürmeye çalışıp yani hafif sürebilirsiniz de havada. Öyle hatta daha iyi olur ama başlangıç için yani yaptığım build daha kolay. Size söylediğim yani double jump'la sadece nose'la şu şekilde bak double jump sonra nose'la topun altına inmek daha kolay. Ya yapıyordum basamadım biliyor musun? Bunları aslında silip de şey yapabilirim hani editleyebilirim aslında bu videoyu. Ama konuşmak istedim hem görmenizi istedim yani ne kadar deniyorum. Ya bu bölüm bak diğerlerinden en çok zorlandığım bölüm. Halbuki mesela daha önce hani kendi başıma girsem o ara bölümlerde daha çok zorlandığım oluyordu ama her girişimde böyle farklı yerde, bir yerde takılıyorum yani. Ya bak hafif sola çevirmek istedim. Topu sürüyorum ya. Mesela topu sola götüreceğim. Bak, hafif sağ yapıyorum. Sol yapıyorum. Yani topun dengesini bulmaya çalışıyorum. Ya, sağa söyleyeceğim şu an. Bak soluna girdim topun. Üzledim. Şimdi sağa çevireceğim yine. Yine soluna giriyorum topun. O şekilde ara yolu bulmaya çalışıyoruz. Topu yere düşürmemeye çalışıyoruz. Ah döne döne yine olmaz. Bu arada mesela topu şöyle zıplatıyorum ya sonra arabanın kontrolünü bak şu an bile ben EQ kullanıyorum yani sonra böyle yaptım mesela şöyle nosa bastım yere inerken bırakıyorum tuşları ki yani arabayı tam hizalı şekilde yere inmesini istiyorum mesela şöyle yaptım bak topu şöyle indirmeye çalıştım yani ama topu çeviremedim. Orada zaten kontrolü kaybetmiştim de bu sıvama kısmıydı yani. Ya dediğim gibi böyle bir şampiyon için filan hani ben zaten şampiyon demiyorum kendime biliyorsunuz. Hani şampiyon bir filanım ama öyle şampiyonluğa oynayan bir adam da değilim. Şampiyon için bunlar zaten easy.
ama eksikleriniz varsa dribble'la ilgili, hani bu şekilde top sürmede eksikleriniz varsa mutlaka tavsiye ediyorum bu eğitimi. Ah, topun altına giremedim ya. Çarpma işte be. Tüh. Oh, vallahi konuşmadım arkadaşlar ama var ya, gerçekten İçim gitti. En azından 27. level'ı göstermek istedim. Edit yapmıyorum bu arada çok, çünkü malum çalışıyorum. Editle uğraşacak zamanım da çok olmuyor. Şu an gece 2'de çekiyorum videoyu. Neyse, şimdi buradaki level'ı anlatayım size. Buradaki level'da şöyle bir şey var. Şu önümdeki mavi duvar var ya, arkamdan gelecek o birazdan. O duvar gelmeden, yani burada yavaş yavaş top süremem. Olabildiğince hızlı top sürmem lazım. Çünkü o duvar, bak, önümden gitti, şu an arkamdan geliyor. O yakalarsa beni GG oluyor. Bak, şu an önümde başladı, gördünüz mü tekrar? Şimdi önümde birazdan başlayacak yine. O ara benim basmam lazım, aynen şu an. Ulan be, çeviriyordum orada. Şurada biraz oyalanacağım. Çünkü şurada duvar karşıma çıksın ha şimdi. Çok çok hızlı gideyim derken top kontrolü kaybediyorum. Bak, bu sefer de önünde çok kaldık ya. En azından 28'e kadar gelsem, göstersem size. Engel şu. Ya normalde mesela önceki level'da yapmıştık bunun iki tanesinden geçmiştik. Ama burada işte sizi geren o duvar oluyor. Duvar arkanızdan geliyor, size çarpıyor, topu yere düşürüyor. Sizi de yok ediyor tabii, böyle bir yerlere uçuruyor. Böyle yavaş yavaş yaparsanız, şu an arkamda duvar yani, bak. Şu an geçtik, o siyah çizgi var ya yerde. Oradan, ondan sonrası rahat. Ha, şimdi önümde çıktı bak. Şimdi tekrar yapamadık. Orada çok nosa bastım havada. Gereksiz nostu. Kontrol kötü. Çok hızlı toparladım. Ah, derken yine bozdum. Lan yine gitti ya. Yavaş yavaş giderken bile. Orada bir son dokunuşla kurtardım topu. Çok hızlıyım. O belliydi.
İşte bak gel, bitirmiştim. O duvar geldi, patates etti. Ya bak, top üstümdeyken topu daha da gerime atmak için NOS'a çok basıyorum. O top hızlanınca biraz daha o kontrol gidiyor. Burada timing çok önemli işte. O duvarı hesap edeceksiniz. İşte böyle peş peşe yapınca da insanın sabrı gidiyor işte. Sabrı sınanıyor. Bak bak. Ya orada duvarı çok kaçırdım. Biraz daha oyalanmam lazımdı. Ya duvarı iyi yakaladım da bak bu sefer diğerini hesap edemedim. Diğer şu dönen kolonları hesap edemedim. Bir an top bir gidiyor kontrolden gitti. Sakin. Yani tam biraz daha oyalanabilsem çok güzel bir zamanlamayla gireceğim o kulvara ama giremedim. İkinci duvar karşıma geldiğinde gideceğim. Hatta geç kaldım ya. Bak şimdi. Bu önüme alayım, yön değiştireyim diyorum. İşte o anlık hatalar her şeyi mahvediyor. Yalanmam lazım orada ya da çok hızlı gitmem lazım, geçmem lazım orayı. Ben çıkamadım. Evet, çok da uzatmayacağım. Sıkılanlar olur bu level'ı.
Şimdi diğer, çünkü ben o Juventus'u falan izlediğimde adamlar dalga geçer gibi geçiyor bu bölümleri. Ben bu kadar saat uğraşıp sizi sıkmak istemem. Gönül ister ki şöyle 5 dakikada bitireyim, videoya atayım. Ama maalesef o kadar iyi değilim. Kontrolü gitti mi? Gitti. Evet, geçtim. Yani o zamanlama işte çok önemliydi. O zamanlamayı bir tutturunca, sahada top kontrolünü sağlayınca yardırdım. 28. level. Bu da acayip zor bir level. Sağlı sollu koşturuyor sizi. Mesela önce oradan geçeceğim. Önümdeki duvar da bana doğru geliyor. Topu sıkıştırıyor yani. Bak. Gibi. Yani normalde şöyle götürüyor beni de. Ben bir timing oluşturdum kendime burada. Yapamadım. Burada çok hızlı olmanız lazım. Yoksa öyle kalıyorsunuz. Duvar önünüze geliyor, hiç gidecek yer yok. Ah be. Bak, size tavsiyem şu bu bölümde. Gelen olursa. Ya iyi yapan olursa zaten geçer de. İlk sağdan girecekseniz. Sonraki daha rahat geçiliyor. Yani şuraya doğru bir atak yapmak hızlı. Sonra düz. Sonra en sola. Çünkü başka türlü geçilmiyor orası. Ha, kimisi şey de yapabiliyor burada. Dediğim gibi topu havaya kaldırıp üstten sürüyor, kimseye hiç etle sütle karışmadan. Çok uzun ya. O topun kontrolü bir kere kaçtı mı bitti. Dediğim gibi bu level'lar çok uğraştırıyor. Yani ben bunu bırak, level 4'te falan ben bu kadar uğraştığımı biliyorum yani. İlk oynadığımda süremiyordum topu. Yani dribbling yapamıyorum. Yani niye oyalandım ki orada? Geçmiştim. Ben niye konuşacağım diye oyalandım orada. O güzel kontrol ettim. Geri döndüm. Geri döndüm. Baktım duvar geliyor. O son yerde nasıl diyeyim, şu siyah çizgiler var yani, duvar arkamızdan takip ediyordu. O tam kalenin önünde de duvar çıkıyor. Yani öyle bir timing'de gelmeniz lazım ki oraya. O duvar ilerlediğinde
Duvarın sağından geçmiş olmanız lazım. Demin onu yapamadım, o yüzden... Viracı alamadım. Geçtim. Oh be, geçtim ya. Uf. Neyse, 29'u gösterebildim size beyler videoda. Yani 29'u da geçiyorum. Geçilmeyecek bölüm değil ama 30'u geçemedim. Hiç yani kaç saatlerce uğraştığımı biliyorum. 30'u geçemedim. Eğer 29'da şöyle biraz yapacağım. Geçebilirsem ne ala 30 göstermiş olacağım size. Ama geçemezsem de çok katmayacağım. Çünkü bu level'lar artık beni aşıyor. Yani 30 benim için geçilmeyecek bir seviyede. Diyorum, gönül ister, hani gün gelir belki bu mekaniklere çok hakim olursam. Böyle 5 dakikada filan bitirmeye çalışmak isterim yani. Böyle 5-6 dakikada Ivan Paul gibi. O da klavyeden oynuyordu sanırım. Yine o çizgili alan var. O çizgili alan sizi çok yanıltıyor arkadaşlar. Yani oynayan olunca anlayacak beni. O çizgili alanda böyle tuhaf bir şey oluyor. Yani shift'e basılı mı desem değil. Baksana, dönüşe bak. İleri gitmiyor filan. Böyle bir kumdan arazi gibi bir şey yapmaya çalışmışlar orada. İyi de yapmışlar. Hani zorlaştırıyor kontrolü. Bak, araba kendi gitmiyor. Biraz hızlı geçmeye çalışayım. Çok ya, uçtu gitti top, kontrol edemedim. Şurayı hızlı geçeceğiz. Bunun taktiği de bu yani. Şöyle hızlı bayırları hızlı geçeceğiz. Böyle aşağı giderken bayağı yavaşlayacağız ama ara topa göre hızlanacağız da. Bak ya, bodoslama girdim Polona'ya. Ya orada da takılmayayım. Hazır ikinci bayır gelmişim, ikinci bayıra. Burada ne yaptığımı da göstereyim size. Şu var. O bayırı geçince lan. Çık yukarı. O bayırı geçince bir bayır daha var. Şu ikinci bayıra geldik. O bayırı geçince işte yine bir bayır inme yaptırıyor. Önünüze de iki kolon koymuş. Zor bir level yani. En azından yani benim için zor bir level. Biraz daha deneyeceğim. Bırakacağım arkadaşlar. 30. seviyeye, dediğim gibi edit yapıp şu an 4 saat uğraşıp şey yapabilirdim ama o kadar çok... Aa, ne oldu, araba döndü. O kadar çok vaktim olmuyor. O yüzden bir videoda ufak çaplı bir eğitim yapmak istedim. Zaten Air Dribble videosu yolda, editinin yarısını tamamladım. Sonrasında arabamdan da gördüğünüz gibi Marauder serisi geliyor. Benim ilk göz ağrım. Neredeyse en beğendiğim araba yani. Bir de ilk başlarda full bununla oynuyordum. Başka bir arabayla oynamıyordum bu arada. Bak geçiyordum ya, bitiyordu.
Ya bunlar dediğim benim için geçilmeyecek bölüm değil bu. Zaman kaybı oluyor tabii. Çok çok deniyorum ama geçilmeyecek bölüm değil. Ama 30. seviye, yani bundan sonraki seviye böyle dönemeçli filan, yani çok zordu yani benim için. Hiç böyle bir air dribble parkuru da oynamıştık beraber, göstermiştim. Easy ve medium'u yapmıştım hatta. Onun da hard'ını mesela bitirememiştim. Ya bunda hard, easy falan yok. Böyle bodoslama giriyorsun, bir challenge var. Böyle bir sürü challenge var ama bu işte Eventpool'da falan görmüştüm. Bir ben de deneyeyim dedim. Gerçekten eğlenceli de oldu ve öğretici de oldu. Bir son birkaç kez deniyorum. Bundan sonra bırakıyorum arkadaşlar. Yapabilirsem ne ala. O topu biraz daha şöyle sektirebilsem orada. İnerken sıkıntı var. Bak şu bayırı indirirken bir sıkıntı var bende. Video direkt sonuna gelen varsa, video aralarında nasıl yapılacağını, neler yapılacağını anlattım. Hep dediğim gibi yapıyorum. Hiç W'ye basmıyorum top. Topun kontrolünü aldıktan sonra W'ye basmıyorum. Hep nose'la ve sağ sol tuşlarıyla topun kontrolünü sağlıyorum. Orada bir gıdım arabanın arkasına kalması lazım top. Onu ayarlarsam bu da bitecek ama şimdi bir saattir yaklaşık uğraşıyorum. Konuşuyorum da. O yüzden kollarım kasıldı artık, parmaklarım acıyor. Lan vuracağım şimdi topa ya. Şeyden kurtulsam kolana takılıyorum. Şey yapamadık gibi. Bunda zaten çok uğraşmıştım yani. Hani 30. level'da tabii daha çok uğraştım da, inat ettim bir de bitireceğim diye ama bitiremedim. Orada o kolonu da hesap etmek lazım. Dediğim gibi arkadaşlar, Marauder serisi geliyor dedim. Airdribble eğitim videosu, yarıladım editini. Biraz uzun bir video olabilir yani. Bir de editle uğraşınca daha sıkıntı oluyor. Konuşuyorum, kaydını ayrı yapıyorum, bir metin yazıyorum. Onları sonra Adobe Premiere'de işte kesip biçmek falan biraz sıkıntı oluyor. Bir tur atıyordum kendim etrafımda, o kontrolü yapsam var ya, kolonu denk getiremedim. Aslında bitmişti ha. Tüh. 30. level aslında. Son level'a kadar geldik. Son level'da gösterseydim size. Bir videoda. Şöyle kesip editlemeden. Çok güzel olurdu. Can sağlığı diyorum kardeşlerim. Yeni abonelerim varsa, yani abone olmadıysanız, yeni izleyen varsa, abone olursanız sevinirim. Zaten öyle çok yüksek aboneli, acayip meşhur bir adam. Ama Rocket League'den zevk alıyorsanız yeni izlemenizi, abone olmanızı tavsiye ederim. Güzel muhabbetler yapıyoruz. Ciddi şekilde son birkaç kez deneyeceğim. İnat ettim biraz da. Şu bir.
Direği uçtu top. Şu iki. Orada duruyorum. Şu üç oldu bu arada. Orada duruyorum çünkü kolona çarpacak top yani. Şu şekilde. O yüzden durup tekrar yönlendireyim derken top gidiyor. İşte bunu yapa yapa, böyle hata yapa yapa harika air dribble. Ama normal dribble yapabilirsin. Hata yapacağız ki öğreneceğiz arkadaşlar, değil mi? Ama tabii sabır da lazım. Ben hani öyle 10 dakika çalıştım, direkt bana tuşları söyle, nasıl yapılıyor söyle, bitsin olmuyor. Böyle oturacaksınız. Benim bu videoyu çektiğim gibi bir saat gerekirse buna çalışacaksınız arkadaşlar. Çok yapmak istiyorsan. Chill zaten, eğlencesine takılıyorsanız da yapacak bir şey yok. Şöyle bir oynayın, zevk almaya bakın. Bu son. Orada neye takılıyorum ben ya? Gerçekten sinir oldum. Evet, 30. level'ı buradan gösterebileceğim mi size? 30. level. Şu gördüğünüz büyük küre bak karşımda. Bu level'ın sonunda. Büyük küre. Topu başlıyoruz bir taraftan. Şöyle getireyim bak şuradaki. Bir taraftan başlıyoruz, içe doğru giriyoruz. İçte oyun bitiyor, oraya kadar sürebilirsiniz. İçe kadar girdim ama şey sıkıntı oluyor. Yani şurayı geçiyorum. Burası bir de yer, dönüyor. O döndüğü için buradan topu kontrol etmek, hiç yere değmeden topu kontrol etmek çok sıkıntı oluyor. Bak hem değiyor top. Bak burası hem dönüyor. Hem böyle geliyorsunuz. Şuraya kadar getirirseniz challenge bitiyor. Neyse 29'a kadar geldik. Can sağlığı, gönül isterdi 30 olsun ama maalesef arkadaşlar gelemedim, beceremedim. Kendinize iyi bakın. Yorum, beğeni, yani bu aralar bana gerçekten ciddi anlamda lazım. Hiç abone olmayanlardan ricam, abone olsunlar. Yani büyük bir, beni izleyen büyük bir kesim abone olmadan izliyor. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Saygıdeğer kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Maruder serisinde görüşmek üzere. Bu arada Maruder serisinde bir ipucu olacak. Dikkatli izleyin. Görüşmek üzere.